İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programından ben Pınar Uyan Semerci. Herkese başta sağlık olmak üzere en iyi dileklerimi iletiyorum. Bugün çok değerli bir dostumla beraberiz. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Serra Müderrisoğlu ile beraberiz. Çok uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Kendisiyle yaklaşık işte 2008 desek bir 12 yıldır beraber çocuğun iyi olma hali çalışmalarını yürütmeye çalışıyoruz. Ve bugün de aslında belki canlı yayında muhtemelen yarın yani pazartesi günü 23 Nisan haftası çerçevesinde belki çocuğun iyi olma hali araştırmamızın son ayağının bulgularını muhtemelen size anlatacağımız bir program yapmayı hayal etmiştik diyeyim. Ama maalesef bütün bu yaşadığımız süreç içinde virüsün etkisiyle, okulların kapanmasıyla biz de tam sahaya çıkacakken çıkamadık. O yüzden bugün konuşacağımız konu bu bulgular değil ama çocuğun iyi olma hali çerçevesinde biraz genel olarak iyi olma halinde sizlerle konuşmak. Hepimizin içinde bulunduğu bu hali anlamaya, ruh halini anlamaya çalışmak ve her birimiz biraz farklı tepkiler veriyoruz, farklı dayanıklılıklar gösterebiliyoruz. Tam da çocuklar üzerinden konuştuğumuz bu kavramı hem onlar için hem de bizler için tekrar konuşmak istiyoruz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Serra, kabul ettiğin için bu pazar günü bizimle olduğun için. Belki biraz genelden başlayabiliriz. Çocuğun iyi olma hali çerçevesini dediğim gibi epey bir süredir beraber çalışıyoruz ama hani dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz için bu iyi olmak ne demek? Birazcık aktarabilir misin? Tabii seve seve. Çok teşekkürler öncelikle Pınar. Seninle beraber hakikaten 12 yıllık bu çalışmayı birlikte ele alabileceğimiz bir fırsat tanıdığın için de. Şöyle başlayalım. Çocuğun iyi olma hali aslında çok boyutlu ve olabildiğince bütünsel ve bağlamı içinde bir çocuğun hem objektif olarak hayat koşulları hem de o hayat koşullarının içinde var olan çocuğun kendini nasıl değerlendirdiğine baktığımız bir alanı, çok multidisipliner bir alanı tanımlıyor bize. Ve o doğrultuda da aslında birçok farklı disiplinin bir arada çocuğun kendine bakışı, kendi kapasitesini geliştirmesinde yardımcı olan unsurları anlayabilmemiz ve bunlara yönelik uygulamaları da daha sonrasında oluşturabileceğimiz bir alanı bize tariflemeye çalışıyor. O anlamıyla ben bu alana ve bizim çalışma grubuna da hani klinik psikoloji şapkasıyla bakmaya çalışıyorum ve orada da hani psikolojiyle olan bağlantıları üzerinden de o alanın getirdiği bulgular üzerinden de çocuğun iyi olma haline bakmayı önemsiyorum. Hani en temelinde bizim hep üzerinde vurguladığımız herkesin belli bir objektif ve her çocuğun da objektif koşulları var içinde bulunduğu işte bu sosyoekonomik koşulların özellikle bizim gibi bir ülkede çok belirleyici olduğunu biliyoruz. Ama sadece objektif işte ev koşulları, okul koşulları değil, onun içinde de aslında bir başka boyutta çocuğun kendi koşulları içinde nasıl bir yaşam döngüsü yaratabildiği, ne tür iç kaynaklarını kullanabildiği, nasıl kullandığı, nasıl ilişkilendiği, ilişkilerini nasıl yaşadığı, ne tür seçimler yaptığı, dolayısıyla son derece de subjektif dediğimiz daha öznel alanını nasıl doldurduğuyla ilişkili bir kesişim kümesine bakıyoruz. Yani objektif ve subjektif faktörlerin bir arada olup çocuğun kendi hayatından memnuniyeti, kendi koşullarını, kendi gelişimini nasıl ona bir yatırım yapabildiği ve varmak istediği hedeflere doğru nasıl bir yolculuk içinde olduğunu bize tanımlayan bir durumdan bahsediyoruz. Peki aslında evet yani biz epey bir zamandır bunu çocuk alanında çalışıyoruz ama yetişkinler açısından da kadınlar, gençler aslında hepimiz için de kullanabileceğimiz bir kavram aynı zamanda değil mi? Yani bu bakışı bizlerin iyi olma hali açısından da herhalde düşünebiliriz. Özellikle şu an içinde olduğumuz halde hepimiz tabii ki gene sınıfsal, ekonomik birçok farklılık farklı deneyimlememize yol açıyor ama yine de sanki bir ortak durumun içinde farklı iyi olma hallerini yaşıyor gibiyiz. Kesinlikle katılıyorum. Tabii ki gençler için veya yetişkinler için de kullanabileceğimiz bir kavram. Tam da o yüzden çocukluktan başladım. Çünkü yetişkinliğe paraşütle inmiyoruz. Yani bir çocuğun gelişimindeki var olan koşullarla nasıl baş ettiği,
ne tür alanları kendi içinde geliştirip geliştirmediği bir yetişkinin de dolayısıyla cebinde var olan kaynakları oluyor. O yüzden hani çocukluğu keserek veya atlayarak sadece yetişkinliği konuşmak da anlamlı değil. Tam da bu yüzden belki de bu büyük bir varyans görüyoruz tabii ki. İyi olma hali dediğimiz şeyde hani var olan koşullarla nasıl bir ilişki kurabiliyor, ne tür kaynakları kendi içinden üretebiliyor, dışla nasıl ilişkilenebiliyor, bunların hepsi biraz çocukluk hikayesinin üstüne gelen ve tabii ki yetişkinlikte de gelişen, yani sadece hani 6 yaşında neyse 60'ına kadar aynıdır kavramıyla değil ama ilk 6'ya nasıl geldiği veya 16'ya nasıl geldiği, 26'da, 36'da da ne yaptığının önemli bir belirleyicisi tabii ki üstüne eklediği kısımlarla. Yani yetişkinliğin özel koşullarına baktığımız zaman evet yetişkinlikten belli beklediğimiz bir çocuğun yapmakta zorlanabileceği ama yetişkini yapabileceği belli alanlar var belki. Ama bunlar da otomatik olan şeyler değil diye düşünüyorum. Yani mesela bu yetişkinlikteki psikolojik dayanıklılık veya iyi olma hali dediğimiz kısımlarda yani çok temelinde bir alan var. Kendiyle kurduğu ilişki, kendine bakabilme, kendi yaşantısını anlayabilme. Bu da temeli duygulardan geçiyor aslında. Kendi duygularını ne kadar iyi okuyabilen, ne kadar iyi bunu kendine önce anlamlandırabilen, yani bir duyguyla, diyelim ki bir öfkeyle, bir kaygıyla otomatik bir davranışa geçmek yerine bunu bir anlayarak, bir bağlamında ele alarak ve daha fazla bir seçim fırsatı olarak bu dışarıya nasıl çıkacak, ne yapmalıyım? Yani yetişkinlikte aslında bizim beklediğimiz ve istediğimiz kendi okuryazarlığını, kendi içsel sürecinin okuryazarlığını tamamlamış olması ve bunu daha iyi yönetebilmiş olması. Ama bunu biliyoruz ki otomatikman belirli bir şey değil bir insan yetişkin olduğu zaman bunu yapabileceği. Dolayısıyla birçok yetişkinin de halen böyle koşullarda en büyük zorlandığı şey işte kaygıyı yönetmeyse, öfkeyi ve belirsizliği yönetmeyse yine kendi duygularımızla ne yapıyoruz, bunlara dair ne kadar bir bize yarattığı baskı üzerine ne kadar bir farkındalığımız var, bunlarla ilişkili. Bir başka boyutta da şey kısmı var, yetişkinlikte çok önemli olan aslında çocuklukla da çok bu psikolojik dayanıklılık veya yılmaz çocuk dediğimiz kavramla da çok anlamlı olan gerçekçi değerlendirmeler yapabiliyor muyuz? Yani var olan koşulları gerçekçi olarak görebiliyor muyuz? Ve bu gerçekçi olarak bakışta da hayata dair nasıl beklentilerimiz ve nasıl anlayışlarımız var? Yani hayatı Instagram hayatı diye bakacak olursak hani ister çocuk için, ergen için, yetişkin için olsun hep mutlu, hep 24 derece hava, güneş bir hayat ve mutlu bir hayat beklentisi varsa işte burada o zaman bu tür koşullarda çok zorlanıyoruz. Çünkü o zaman sanki bu bize yapılmış bir bireyselleşmiş bir saldırı gibi yaşayabiliyoruz. Halbuki hayatın güneşli günleri kadar çamurlu, bayağı sağanak yağışlı, nere olabileceğini algılayan bir yapıyla başladığımız zaman, hani artıları, eksileri, o gerçekçilik illa bizi pesimistliğe götürmesi gerekmiyor. Eğer ki olumluyu, yani her karanlığın içindeki ışığı da, her zorluğun içindeki olumluyu da, polyanlıcı olmadan, gerçekten var olan olumluyu da tutabiliyorsak, yetişkinlere ilişkin bu psikolojik dayanıklılık literatüründe bize getirdiği şey gerçekten bu ikisinin birlikte oluşu. Yani gerçekçilik ama o gerçekçiliğin içindeki olumsuzluk da kaybolmadan var olan koşullarda ben neyi değiştirebilirim, neyi değiştiremem? Bir kere bunun ayrımını iyi yapabilmek ve değiştirebileceğim alanlardaki yapabileceklerim neler? Onu tanımlayabilmek ve her şeyin içinde o olumlu olan gerçek tarafı da tutabilmek. Burada ben birkaç tane kullandığın şeyi biraz açarsak belki hani izleyicilerimiz için de daha yardımcı olur diye düşünüyorum. Çünkü aslında yaşadığımız sürece dair çok kıymetli şeyler bizle paylaşıyorsun. Hani bizim çok uzun zamandır süren sohbetlerim sebebiyle böyle hani onun üzerine devam etmek istiyorum ama sanki hani bu dayanıklılık dediğin hani psikolojide bizim Yılmaz Türk diye kullandığımız kavramı biraz açsak iyi olur diye düşünüyorum.
Çünkü farklı çalışmalarda işte çok kötü şartların içinde dahi bazı çocukların çok daha farklı bir direniş gösterebildiğini, bir dayanıklılık gösterebildiğini tespit etmiştik. Ve bunun üzerine de zaten literatürde özellikle psikoloji disiplininde ciddi bir yazım var. Hani gene kısıtlarını da konuşabiliriz ama ben biraz bunu açmak istiyorum. Bir de belki sonrasında da özellikle bu kendi kendine kalma hali belki şu an en fazla özellikle evlerde kalma durumunda ya da bir şekilde aslında lüksüne sahip olanlar için deneyimlenen bir şey. Yani bir açıdan bir şikayet konusu bile olabiliyor ama biliyoruz ki çok daha farklı koşullarda da dışarıda olma zorunluluğu çok büyük bir yük. Belki biraz da onu sonra konuşuruz ama önce bir bu dayanıklılık şeyini birazcık açıklayabilir misin? Ne demek bu? Bu şu demek, psikoloji şunu fark etti, otomatikman zor koşullarda yaşam olumsuz sonuçlar doğuracaktır denkleminin her çocuk için geçerli olmadığını ve bazı çocukların bütün zor koşullar, yani bu ekonomik olabilir, aile içindeki çok farklı zorlayıcı koşullar olabilir. Bütün onlara rağmen ve hatta belki de aile içindeki diğer çocuklardan çok farklı olarak sağlam kalabilen ve hayata gerçek anlamda tutunabilen çocukların olduğunu fark etti. Ve bu çocukları çalıştı çok uzun 10 yıllardır. Ve bu çocukların özellikleri ilk başında hani çocuğun özelliği olarak görüldü. İşte bu çocuklar belki diğerlerine göre biraz sosyal becerileri daha yüksek olan çocuklar, işte daha zeki çocuklar. Dolayısıyla daha bir okula tutunabiliyorlar. İşte öğretmenden daha olumlu bir cevap alabiliyorlar. Veya işte daha olumlu oldukları için bir şekilde içlerinde daha olumlu aile dışında ilişkiler kurabiliyorlar. Ve o onu gösteriyor ki olumlu ilişkiler kurabilen çocukların daha bu Yılmaz çocuk dediğimiz gerçekliği getirebilen çocuklar olduğunu gösterdiler. Fakat uzun bir zaman hani önce çocuğun özelliği diye bakılan... Yani aslında o çocuk, peki çocuğun yeteneği gibi biraz değil mi? Yapabilirliği, kendi içindeki bir potansiyelin gibi bir vurgu. Evet, yani çok ve de çok boyutlu aslında. Yani bir kısmı ilişkiselliğiyle alakalı, bir kısmı bir hedefe odaklanabilme, kendini yönetebilme o anlamıyla. İşte okulu tutabilme, öğrenmeyi tutabilme, bunlara yatırım yapabilmesi. Hani bunların hepsi çok değerli şeyler tabii ki. Yani sonunda da sıfırladığımız konular değil. Ama literatür şu noktaya geldi. Yani çocuğun kendi bireysel nükleer hani özelliklerinden çok bu şeyin en başından itibaren belki de çevreyle beraber gelişen bir özellik olduğu ve sadece çocuğun nükleer içinde olan bir konu değil de dıştaki koşullarla gerçekten çok intim bir ilişkisi, çok yakın bir ilişkisi olduğunu gösterdiler. Dolayısıyla dıştaki koşullar dönüştüğü zaman çocuğun içindeki o yılmazlığın da dönüşebileceği, hani yılmazdır ya da değildir diye insanları iki kategoriye ayırmak değil, ne tür koşullar altında daha dayanıklı olabiliyoruz, ne tür koşullar altında bu dayanıklı olan tarafımız tekrardan erimeye başlayabiliyor. Bunu anlayan çalışmalar oldu. Ve o zaman da bu ikinci şeye bakan, tarafa bakan kısımlarda çok daha bir ilişkisellik, yani çok daha etkileşim alanlarına bakmak gerekliliğini getirdi. Ve her şeyin başında tabii ki aslında ilişkilere de bağlanan bir taraf. Yani daha hayatın en başından itibaren en az bir olumlu ilişkinin, bu aile içindeki bir ilişki olabilir, en az bir olumlu ilişkinin son derece koruyucu, geliştirici, işte senin dediğin o yapabilirliğine yatırım yapan bir yetişkinin oluşu aslında, bir varoluşuna, duygusal olarak yatırım yapabilen bir ilişkinin içinde var olmanın çocuğun da kendi bu kapasitesini kullanabilmesi için çok önemli bir başlangıç olduğunu gördü. Ama tabii bununla beraber gerçekten önemli olan bir yılmazlık dediğimiz zaman bu çocuk ne yapabiliyor bir diğerine, diğerlerinden farklı olarak. Bir şekilde belki de o başlangıcı daha olumlu bir ilişkilenmenin ve görülmenin içinde çocuğun kendiyle kurduğu ilişki, demin yetişkinler içinde konuştuğumuz kısımla da bağlanıyor. Olumluyu ve olumsuzu daha iyi barındırabilen ve olumsuzlukların içinde kendi olumluluğunu yine de hissedebilen
Dolayısıyla bırakmayan bir çocuktan da bahsediyoruz. Yani sadece olumsuzu gören değil, kendi içinde ve bir ilişkin içinde de kendi olumluluğunun da tutulduğu bir yerde, kendi duygularında da olumluyu ve olumsuzu. Ve daha çocuk yaşında bile olumsuzlar varken o çocuklar olumluya kendilerini, kafalarını oraya doğru döndürebiliyorlar. Ve bu polyanlacı bir şekilde değil, gerçek bir şekilde. Ama burada ben bir fark yaratabilirim veya buradaki iyiliği tutabilirim. Bu benim için önemli diyebilmek. Aslında bütün çocuklara öğretmemiz gereken bir kısım, bu literatürden bu çıkıyor. Çünkü duygusal dengeleme demek, karanlık günde gerçekten aydınlık olabilecek, evet karanlığı büsbütün ortadan kaldırmayacak ama bize o anı dayanma gücü verebilecek tarafı gösteriyor ve bu bir beceri gerçekten. Aslında burada böyle bir polyanacılık olmadığını çok ısrarla söylüyorsun ve bu çok kıymetli gibi geliyor bana. Yani içinde yaşadığımız şu anki durumda tabii ki birçok sorun, birçok daha önceden bilmediğimiz, en azından bu biçimiyle yaşamadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Fakat bunun, bu gerçeklerden kaçmadan kendi olumlu ve olumsuz yanlarımızı bir arada ele almak, anladığım kadarıyla vurgulamaya çalıştığımız şey. Tabii bunu çocuklukta bu yetiyi kazanmış olmak ne kadar iyi bir beceri. Ama hani belki birçoğumuz da bunu o noktada başarmamışız. Belki şu an bunun farkında olmamız, bugünü biraz daha iyi geçirmemize, şu anki iyi olma halimizi bir biçimde sağlamamıza imkan verebilir. Yani Pınar, senin bahsettiğin bu sert geçiş olan, hani normal hayattan birdenbire bir durmaya doğru geçişimize yetişkin olarak veya çocuklarımız olarak ne kadar hazırlıklıydık, ne kadar geçmişten getirdiğimiz belli deneyimlerimiz buna vardı. Hani hakikaten herkes için önemli bir alan bu. Tam da bu aslında işte bu yılmazlık literatürüyle de örtüşen adaptasyon becerilerimizi getiriyor. Yani yılmaz çocuklarda bir şekilde çocukluklarında geliştirdikleri durumlara ilişkin daha yüksek bir adapte olabilme becerisi oluyor. Yani bu da nedir? Aslında gene kendi kaynaklarını, kendi artılarını ve kendi zorlandıkları alanları bilip içi ve dışı nasıl yönetebileceğini daha iyi deneyimleyebilmiş ve olumluyu da gene gerçekçi bir yerden tutabileceği bir yaşam düzeni kurabilen çocuklardan bahsediyoruz. Yani yeni oluşan durumlara bir sağlıklı, görece sağlıklı bir tepki verebilen, oradan kopmayan çocuklardan bahsediyoruz. Bu tabii yetişkinlik içinde müthiş bir deneyim becerisi sağlamış oluyor. O nedenle de aslında ne kadar o adaptasyon becerimiz, yani hayata esnek bakabilmek, yani hayat sadece benim istediğim gibi gitmeyecek. Hayatın kendi bir döngüsü var. İşte demin bahsettiğim gibi Instagram hayatları değil de hayatın içinde bir sürü artının, eksinin, ani gelişen bir hastalığı, bu bir pandemi olabilir veya bireysel bir hastalık durumu olabilir. Ani gelişebilecek durumlara karşı tabii ki tökezleyeceğiz ama bunların olabilirliği hayata dair bir şey oldu, insana dair bir şey oldu ve bunun içinden de aslında devam edebileceğimiz, devam etmek için yeni bir şeyler oluşturmamız gerekiyor. Bununla da ilgili belli bir şefkatle ve bunun içindeki belli bir şükran duygusu taşıyabileceğimiz olumlu şeyleri de tutarak devam etmemiz gerektiğini bize söylüyor. Çok çok önemli şeyler. Yani üzerinde gerçekten çok iyi düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum söylediklerinin. Bir de tabii şey aklıma geldi. Yani bir hakikat, bir gerçeklik önemli diyorsun ve o gerçekliği okumak. Tabii belki bir açıdan gene bizim ekipte konuştuğumuz bir şey olarak da yani hakikat sonrasının ya da işte herkesin kendi gerçekliğini kurduğu bir ya da iletişimde neredeyse farklı Türkiye'ler ya da farklı veri setleriyle bile konuştuğumuz ama bir de bunun böyle bir büyük bir kriz, bir pandeminin ortasında olduğu halde hepimiz belki başka gerçekliklerle de hareket ediyoruz. Bu da bence çok enteresan. Yani birkaç tane farklı şey aslında aynı anda aklımdan geçiyor. Bu. İkincisi de gene çevremizde, kendi dostlarımızda, arkadaşlarımızda dahil olmak üzere çok farklı tepkiler olabiliyor. Yani çok gerçekten enerjik, sürekli bilgisayarlardan sosyalleşen, bilgilerini paylaşan, sürekli aktiviteler yapabilen dostlarımız var.
bir de çok daha kendi dünyalarına çekilen, kendi içlerine kapanan, yani o küçük çocuklar için söylediğimiz çeşitliliğin aslında yetişkinler içinde, yani çok farklı tepkiler verenleri de görüyoruz. Bu ikisi üzerine ne düşünürsün? Benim kafamda ne senin anlattıklarınla aklımdakileri böyle bir birleştirdiğimde böyle şeyler geliyor aklıma. Evet. Yani bir şekilde aslında bu gene bir adaptasyona nasıl giriyoruz ve nasıl bir anlam veriyoruz? Yani bu sosyal hayattan çekilme, en sevdiklerimizi belki görememe eğer beraber yaşamıyorsak onlarla. Bu kayıp, çünkü bir kayıp var burada ve bir belirsizlik ne kadar sürecek? Benim yakınıma hastalık gelecek mi, bana gelecek mi? Bir kayıp olacak. Bunun hepsi çok kocaman ve çok belirsizliği getiren durumlar ve ürkütücü şeyler. Bu korkmaya ilişkin veya doğal ürkmeye karşı bütün günü sosyal medya veya bilimsel yayınlarla pandeminin anlayamayacağımız boyuttaki biyolojik mekanizmasını anlamaya çalışarak mı geçiriyoruz ve dolayısıyla aslında fark etmeden kaygımızı yükseltip zihnimizi daha da kilitliyoruz ki böyle yapan çok kişi de olabiliyor. Dolayısıyla da normalde kurabildiğimiz zihin alanımızı, daha odaklı, iş odaklı yapabildiğimiz alanı da kaybetmiş durumda oluyoruz. Ben bunu öğrencilerimde de çok görüyorum. Özellikle işte bu paternin aslında hem herkeste bir bozulması, geceye rahat, güvenle yatağa yatamama hissi, kaygıların çok da artması. Bir kısımda daha rahat bu, evet pandemi devam edecek ve bu belki birkaç ay boyunca devam edecek. Belli hızlarda daha iyi, daha kötü. Ama benim ona yönetebilecek düzeyde bir şeyim yok. Kendime bakmak dışında, aileme bakmak dışında. Dolayısıyla kendimi orada kaybetmek yerine yapabileceğim alanları, kendi hayat düzenimde yapabileceğim, kendim için iyi gelecek, çevrem için iyi gelecek şeyleri yapabilmek. Bu da bana şeyi hatırlatıyor. Önemli bir beceri de kişinin yetişkinlikte, ama belki hani çocukluktan da geliştiği düşünülebilir. Özellikle yetişkinlik ve yılmazlıkta çok önemli bir literatür. Kişinin kendine otomatik pilotta yaptığı şeylere ilişkin belki de şu soruyu sorabilmesi. Bu bana yardımcı mı oluyor, yoksa bu beni daha mı kötü hissettiriyor? Şimdi çoğu zaman içinde kaybolduğumuz ve duygularımızı, kaygımızı yönetemediğimiz yerlerde bizi rahatlattığını düşündüğümüz belirli şeyler yapıyoruz. Bu her türlü kaygı durumunda ortaya çıkabiliyor. Ama o durumun seçtiğimiz belli davranışlarda çok olumsuz geri dönüşleri olan şeyler. Ve biz bu ikisinin bağlantısını ruh halimizde kuramayabiliyoruz. Veya kursak yönetemiyoruz. Yani yine de kendimizi alıkoyamıyoruz. Belli olumsuz şeylerin içinde kalmaktan veya o davranışın içine girmekten, o tekrarı yapmaktan. O yüzden biraz iradeye de tabii ihtiyaç oluyor orada. Ama şey diyebilmek, bu yaptığım, bu seçip yaptığım şey gerçekten bana zarar mı veriyor, bana iyi mi geliyor, beni iyi mi hissettiriyor? O anlamıyla da belki günlük seçimlerimize yaptığımız şeylerde ne iyi geliyor, onlara odaklanabilmek. Çocuğum için ne iyi geliyor evde, hani arkadaşlarından, evet Zoom falan üzerinden belki bir temas içinde olabilir. Ama hani sonuçta normal dışarıda gidip oynadığı, yapabildiği şeyleri yapamıyor. Ve hepimiz aynı bir ortamın içinde sıkışmış vaziyetteyiz. Hani bütün bunlarda ne iyi geliyor sorusunu gerçekten sorup biraz dengeleyebilmek. Çünkü çoğu zaman travmatik ortamlarda olsun veya zorlu koşullarda olsun zihin her zaman olumsuzu seçer. Bu biyolojik olarak çok da yaşamsal bir şey. Olumsuza seçer ki ona göre bir adaptasyon geliştirelim. Ondan kaçınmayı öğrenelim. Değil mi? Öyle ayakta kalabilmişiz. Çok evrimsel bir şey. Ama bu tür zamanlarda bizim bir tık onun ötesinde zihnin otomatik gittiği olumsuzu biraz olumlu alanlarla dengelememiz gerekiyor. İyi gelen şey ne? Ki olumsuzdan kendimizi biraz koparıp iyi gelene daha fazla odaklanabilecek. Bunu yapmayı bilmiyorsak da belki bu günleri, haftaları onun üzerinde çalışmak için biraz kullanabilmek. Aslında bu işte demin ilk başlarken söylediğin o kendi kendine kalma ve kendi kendini birazcık dinleyebilme belki burada böyle bir işlevi de olabilir hepimiz için. Çünkü ister istemez biraz daha kendi içimize döndüğümüz, kendi evlerimize döndüğümüz. Gene burada şeyi söyleme ihtiyacı duyuyorum bizim belki seninle de olan çalışmaların sebebiyle. Yani buna sahip olmak da bir lüks olduğunu söylemek isterim tabii ki. Hani herkes bu tarz ev koşullarında da değil.
Belki onların da durumlarının zorluğunu düşünerek, çünkü hani bazen bizim için şikayet konusu olan bazı şeyler de bazıları için keşke bu imkanlara sahip olsaydık da bu şikayetlerimiz olabilseydi diyebilecekleri bir nokta. Açıkçası bu çok önemli bir nokta. En çok düşündüğüm noktalardan biri, çünkü özellikle çocukları ele alacak olursak, anne babaları her gün fabrikada, inşaatta çalışmak zorunda olan anne babası özellikle veya anne babası sağlık personeli olan çocukların hayatlarında çok başka bir gerçeklik var. Yani onların sıkılma gibi bir lükslerinden çok o kaygıyla iyi olacak mı annem babam? Onları görebileceğim mi? Ne zaman görebilirim? Birçok sağlık personelinin evine hastalık getirmemek için gelmediğini biliyoruz bir koruma önlemi olarak. Yani bunlar gerçekten çok farklı boyutlarda yaşanıyor. O farklılığı da tutarak ve en çok gerçekten risk altında olan kişiler hem dışla hayatlarının diğerlerimiz kadar evin içinde kalmadığı ve dışla teması olmak durumunda olan hem aileye para getirmek için hem de sağlık alanında çalışan kişiler açısından ve bu tabii çok geniş bir o sosyal toplum yaşantısını devam ettirmekle sorumlu olan işte şeyde markette kasiyerlik yapan veya marketi sürekli depolarda ve o işte raflardaki ürünlere koyan kişiler, bunların hepsi bizim yaşantımızı devam ettirmek için alanda olan kişiler ve hani onlar ve aileleri için bambaşka bir aslında durum söz konusu. Dolayısıyla bunu hep düşünmemiz ve onlara daha yardımcı, onların daha bu süreci iyi yürütebilmesi için nasıl bir dayanışma içinde olabiliriz, ona destek vermek lazım. Burada işte gene mevsimlik tarım süreci de, yani senin de benim de hani epey bir kafa yorduğumuz bir alan olduğu için yine orada da hem Türkiye'de hem de dünyada da hani tartışılan bir nokta. Çünkü yani tarımdan o ürünlerin toplanması da dahil olmak üzere bütün o ekim süreçleri vesaireler, hani hangisi, nerede, nasıl bir emek, yaşam koşulları bu haldeyken nasıl bir ne diyelim, bir karantinadan ya da bir kapanmadan bahsedebiliriz gibi birçok somut soruyu da yanında tutuyor. Gerçekten bütün bu tartışma benim için de çok kıymetli, çünkü biraz böyle sesli düşünmelere de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani yanıtlardan çok belki biraz da soruları sesli dillendirebilmek hem kendimiz için hem çevremiz için. Ama burada belki gene senin de kullandığın kavramlardan da işte bir endişe ve belki bu endişenin kontrolünü mü öğrenmeye çalışacağız? Belki biraz onunla konuşabiliriz seninle. Bir de bu herhalde güven duyma ihtiyacı var insanlarda çoğunda. Hani bilgilere dair güvenle yapılması gerektiğine, yani bir tür belirli hale geçme ihtiyacı. Birazcık da bu ikisi zaten birbirinden kopuk değil ama biraz da burayı konuşabilir miyiz? Aynen dediğin gibi güven ve endişe birbiriyle ayrılmaz ikili. Evet, sonuçta yapılara güvenimiz olmadığı zaman dıştaki ve içteki kendimize, yani kendimize belli bir belli şeyleri, belli zorlukları taşıyabileceğimiz kadar güvenimiz olmadığı zaman endişeyi yönetmek çok daha zor. Ve o endişe, çünkü hem dıştan bir merak etmeyin, burada biz bir şeyleri kontrol altında alabileceğiz, gerekli adımları atabileceğiz, siz kendi üstünüze düşeni yapsanız yeter ve buna gerçekten inanabileceğimiz bir sistem olduğu zaman herkesin süreci yönetmesi farklı olabiliyor. Dolayısıyla buralarda biz demin söylediğim kutuplaşma üzerinden de halen bu alanları politik alan içine çekip bu yaşanan pan herkesi bu şekilde etkileyen, tabii ki farklı derecelerde etkileyen ama burası üzerinden bile politikleşen haberlere nasıl baktığımız kısımdan çok uyarıcı şeyler olabiliyor ve dolayısıyla güven ve güvensizliğin çok tırmaladığı alanlar oluyor. O açıdan hangi alanlarda hem kendi yaptıklarımız üzerinden, yani benim yapabileceğim ne var kendimi daha güvende hissedebileceğim için, yani hijyenimden, kendi davranışlarımla ilişkilendirilebilecek neler var, bunları yapmam bana ne derecede kaygımı azaltabiliyor, bir burayı tutmamız gerekiyor. Çünkü bizim de yapabileceğimiz şeyler var. Bu sadece dışsallaştıracağımız bir alan değil. Hep bunu hatırlamak. Evet, virüs ve pandemi olayı bizim ötemizde bir şey. Ama buna karşı bizim yapabileceğimiz şeyleri
yapıp ondan sonra yapmanın da getireceği bir güvenle aslında devam edebilmemiz önemli. Bize söylenen ve çok tutarlı olarak söylenen bazı şeyler var hijyenle ilgili olarak kendimizi nasıl koruyabileceğimize dair. Bunları ciddiye almamız gerekiyor. Aldığımız oranda da artık kaygı halen devam ediyorsa, değil mi? O zaman da kendimize dönüp, evet kaygım hala devam ediyor. Halbuki ben hepsini yaptım ve ben aslında güvendeyim deyip bu kendi kendimize bir konuşmayı da yapabilip o güvensiz ve kaygılı halimizi biraz aşağı indirmeyi ve belki de biraz bedene orada. Çünkü zihinde kaldığımız zaman oradan çıkmak daha zor. Bedende işte nefes egzersizleri. Belki evde yapabileceğimiz bir iki fiziksel egzersiz aslında bedeni hemen biraz topraklayan, rahatlatan şeyler oluyor. Beden rahatladığı zaman da aslında zihin rahatlamaya başlıyor. O yüzden bunu hiç unutmamak gerekiyor. Çok kaygılandığımız yerde daha fazla düşünceyle o kaygıyı yönetemiyoruz. O zamanlarda böyle bir çomak sokup o kaygının çok arttığı tabii yani doğal bir süreçten de çok arttı. Oralarda gerçekten önce bedenin sakinleşmesi, beden sakinleştiği zaman da zihnin sakinleştiğini bize psikoloji ve klinik psikoloji çok net gösteriyor. Çünkü beden, zihin aynı anda hem kaygılı hem beden de hem kaygılı hem sakin olamaz. İkisinden birini seçecek. O yüzden bedenin sakinliği zihni de o anksiyetesini aşağı indiren bir faktör oluyor. Bu aslında senin bayağı uğraştığın bir alan. Daha çok travma içinde o beden zihin şeyi. Bu gerçekten belki hepimiz için önemli bir ipucu söylüyor. Çünkü aklımızda kurarak devam ettiğimiz bir süreci o kurmayla çözemeyeceğimiz. Biraz daha ikisinin bütüncüllüğünü herhalde biraz söylüyor gibisin. Ve belki iyi olma kavramı da biraz öyle bir şey bizim için. Yani birçok boyutta nasıl olduğumuz sorusunu bütüncül bir biçimde ele almak galiba. Evet. Evet, çok katılıyorum. Bir taraftan da demin hani polyanacılık olmasın diyoruz. Bu gerçekten zarar veren bir şey. Ama olumluluğu yani belli bir sağlıklı optimizmi de tutabilmek. Yani bu şeyin de sonu olacak. Bu pandeminin de sonu olacak. Biz tekrar, evet daha korunaklı da olsa hani tekrardan bu koşullardan çıkıp bir hayata devam edebileceğiz. Yani bunu travma literatürü de bunu söylüyor. Yani kişilerin buna bağlanması, bunu düşünmesi de önemli. Yani sadece bu sonsuza kadar devam edecek bir anmış ve bir travmatik alanmış gibi yaşamak yerine bir yerde bunun da sonu gelecek. Özellikle sağlık personeli için bu çok önemli bir şey. Yani onlar en faal, en zor koşullarda şu anda olan kişiler. Çünkü özellikle yoğun bakımda sürekli müdahale eden sanki bu birdenbire hiç bitmeyecek bir şey gibi gelebilir ama onların da adaptasyonunu görüyoruz çok hızlı bir şekilde. Aslında yönetebildikleri belli bir oranda tabii ki. Daha fazla bilerek daha fazla yönetebildikleri bir ortamda oldukları zaman daha iyi hissettikleri ve kendilerine olumluyu da yapabildikleri başarılardan geri döndürebildikleri kişilerden daha iyi hissedebildikleri, dolayısıyla olumluyu da ceplerine koyabildikleri, evet kayıplar ne yazık ki kaçınılmaz. Yani bana herkesi kurtaramayacaklar. Ama bir dengeyi de kendi içlerinde kurabildikleri, dolayısıyla daha iyi yönetebildikleri bir yerde olduklarını da duyuyoruz. Bütün zorluğuna rağmen. Saracığım çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir 40 dakikadır sohbet ediyoruz seninle. Bir 40 dakika daha çok rahat sohbet edeceğimizi bildiğim için bir noktada son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Yani dediğim gibi bu 23 Nisan haftasında muhtemelen başka verileri konuşuyor olurduk. Umarım en kısa sürede her şey normale döner ve yine o verilerimizi toplarız ve bir başka program yaparız bütün ekip hep birlikte. Ama bu programa katıldığın için de çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten hem çok düşünecek şey verdin hem de gerçekten ipuçları da verdin diye düşünüyorum. Yani biraz daha bu bedenimizle de zihnimizin ilişkisini, yakınlığını unutmamamız gerekiyor herhalde. Çok teşekkürler Pınar bu fırsatı verdiğin için, bu keyifli sohbeti de yapabildiğimiz için. Hani belki son söz olarak söyleyebileceğim, bütün bu süreç daha çok yetişkinler için ama çocuklar için de yani bir fırsat tarafı da var bunun. Yani en risk altında çalışan kişileri bir miktarda tutarak söylüyorum. Çünkü farklı bir yaşamın olabilirliği ve birdenbire bir durma noktasına getirdi bizi ve o durma noktasında sadece eski hayatım istiyorum onun yakınması değil de bu daha durma halinde de ben neyi keşfedebilirim?
görmediğim, hissetmediğim ne tür artılar da aslında, ne tür değerler de ortaya çıkıyor. Aileyle daha fazla beraber olmanın nasıl bir artı tarafı da olabilir? Hem çocuklar açısından nasıl daha farklı, daha, çünkü çoğu zaman insanların şikayeti zamanım yok. Zamanım yok, istediğim şeyleri yapamıyorum, evet. Şimdi tabii bir başka zorluk, çok fazla zaman olunca da onu yapılandıramamak oluyor. Ama işte tam da bunu öğrenmeyi bize getiriyor. Dolayısıyla da bir yeni polyanlacı olmadan bir taraftan da buradan kazanabileceğimiz ve daha ilerisine tekrar hayat başladığı zaman getirebileceğimiz artılarımız neler olabilir? Böyle artılar çıkabileceğine inanıyorum. Onlara da bir alan açmak, onları da düşünmek ve bir yerde de hani yine hep olumlunun, gerçekçi bir olumlunun varlığı her türlü zorluğu daha iyi taşımamıza yardımcı olduğunu unutmamamız gerektiğini her türlü koşulda düşünüyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten de bir deneyin içinde gibiyiz bir yandan. Bu deneyde çok yoğun çalışmak durumunda kalan ya da işte hakikaten evde de başka açılardan zamansızlıktan çok şikayet eden dostlarımız da var. Ama aynı şekilde zamanı bolluğundan şikayet eden kişiler de var. Hepimiz bu yeni süreçte bir biçimde belki kendi kendimizi dinlemeye ve belki de çocuklarımızı biraz daha fazla dinlemeye zaman bulabiliyoruz. Umut ediyorum bulabiliriz. Sağlıkla kalın diyorum. Bir de Ali'ye teşekkür etmek istiyorum. Bizim bu teknik işlerimizde sağ olsun ödüllü yönetmenimiz Ali Vatansever, şehir hepimizin ekibinin, İstanbul Hepimiz girişiminin vazgeçilmez parçası. O sağ olsun destek oldu. Umarım sağlıkla başka bir programda hepinizle görüşmek mümkün olur. Serra'ya tekrar çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.